Karabağ'da yaşanan gelişmeler, Karabağ'daki anti terör operasyonunda 24 saati ateşkes sağlandı. Bölgedeki Ermeniler silah bırakmayı da kabul etti. Ancak Başbakan Nikol Paşinyan'a büyük öfke var. Detayları haberde izliyoruz. Hanum vori kırumeng ais portsutyunneri, hanum vori khaylumeng ais tsyanaparov. Շնորհավորում բոլորիս անկախության օրվա առիթով. Azerbaycan Salı günü Dağlı Karabağ'da terörle mücadele operasyonu başlattığını duyurmuş, bölgedeki Ermeni güçlere teslim olmaları ve yasa dışı rejime son vermeleri çağrısı yapmıştı. Bizse hor bakanlar, torpağımıza göz dikenler, uğurumuzu hezmede bilmeyenler hiç bak unutmasınlar ki demir yumruk yerindedir. Rusya'nın girişimleri sonrası dün ateşkes ilan edildi. Karabağ Ermenileri Azerbaycan'la barış görüşmeleri yapmayı kabul etti. Zaten aslında biz Karabağ Zaferi Savaşı'nın içerisinde de bunu gördük. Ermenistan ordusunun hem askeri hem de bu bağlamdaki kapasitesi Azerbaycan'la kıyaslanacak bir durumda değil. Azerbaycan gerçekten çok güçlü bir orduya sahip. Ancak bu anti terör operasyonu sonrasında bu bölgedeki Ermenilerin silah bırakması ve bu noktada da barış yönüne doğru evrilmesi çok şaşırtıcı değil. Ancak bu karar sonrası Ermenistan'ın başkenti Erivan'da halk sokağa döküldü. Göstericiler Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını istedi. Internal enemy Nikol Paşinyan rejected to support Armenian citizens who are now living there. Binlerce gösterici hükümeti Dağlık Karabağ'da yaşayan Ermenilere yeterince yardım etmemekle suçluyor. Azerbaycan'a çok fazla taviz verildiğini savunuyor. It's something that we've been fighting for 30 years, more than 30 years and now it all went for nothing. Uluslararası toplum tarafından Azerbaycan toprağı olarak tanınan Dağlık Karabağ bölgesinde yaklaşık 120 bin Ermeni yaşıyor. Ermenilerin Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrası bölgede ilan ettikleri Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni hiçbir ülke tanımadı. Ermenistan'da bu süreç içerisinde bölge unsuru olmayan ya da bölgede bulunmayan herhangi bir aktörün varlığıyla ya da manipülasyonuyla bu bölgede daha fazla bir politika yürütemeyeceğini de bir kere daha görmüş oldu. Ama artık tüm dünyanın bu süreçte geçtiğimiz iki gün boyunca önemli vurguladığı bir şey var. Karabağ Azerbaycan toprağıdır ve bu bağlamda yapılan her saldırı da Azerbaycan'a yapılmış bir saldırıdır. Ermenistan'ın yanında da uluslararası camiada kimsenin durmadığını da hatırlatmak lazım. Peki Ermenistan halkı uluslararası camiadaki kırmızı çizgilere rağmen neden ateşkese tepki gösteriyor ve Karabağ Savaşı'nda olduğu gibi Paşinyan'ı anti terör operasyonuna da yeterince karşı durmamakla suçluyor? Paşinyan Karabağ zaferinden sonra Ermenistan'da bir seçim süreci geçirdi ve bu seçim sürecinden sonra benimsediği bir dış politika vardı. Bu dış politika kapsamında da Rusya'dan ciddi bir uzaklaşma yaşanmıştı.